akşamlar. Saatler 17'yi gösteriyor. Tarım bülteni ile karşınızdayız. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü bir projeyle ile hazineye ait tarım arazileri çiftçilere ecrimisin bedelinin yarısı karşılığında kiralanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü hazineye ait tarım arazilerinin çiftçiye kiralanması projesi kapsamında Hazineye ait yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisi üreticilere ecrimsin bedelinin yarısı karşılığında 10 yıla kadar kiralanması sağlanırken uygulamadan 218 bin üretici faydalanacak. Bugün burada 218 bin çiftçimizi ilgilendiren Tarım Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz bir çalışmayı sizlerle paylaşacağız. Bu şu açıdan çok önemli. Çiftçilerimiz bir mülkiyet sahibi olma noktasında bu arazileri kiralayıp akabinde de bedeliyle satın alabiliyorlar. Bu konu nedir? Bunu açıklamak isterim. Tarım arazilerini çiftçilerimize doğrudan ecrimesil bedelinin yarısı, yani bu da önemli, şu an ecrimesil bedeliyle burada kiralama işlemleri yapılıyor, bunun yarısı üzerinden 10 yıla kadar, kiralanmasını sağlıyoruz. Kiralama yapılabilmesi için 31 Aralık 2017 tarihinden önce bu arazilerin 3 yıl süreyle kullanılmış olması gerekiyor. Bir diğer müjdemiz ise kira süresi sonunda çiftçilerimize bu arazileri satabileceğiz. 10 yıl kiralayacaklar. Kira bedeli sonunda çiftçilerimiz isterlerse, arzu ederlerse kira bedelini uzatabildiğimiz gibi bu arazileri doğrudan kendilerine satışlarını da gerçekleştirebileceğiz. Dolayısıyla bir mülkiyete konu arsaları olabilecek. Kiralama yapılabilmesi için 31 Aralık 2017 tarihinden önce bu arazilerin 3 yıl süreyle kullanılmış olması gerekiyor. Bunun tespitinin bakanlığımızca Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İl Müdürlükleri bünyesinde yapılmış olması gerekiyor. Ve başvuru tarihi itibariyle arazilerin fiilen kullanımının da devam etmesi gerekiyor. Ve ayrıca bu arazilerin ecrimisil borcunun da olmaması gerekiyor. Bu başvuruları Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri bünyesindeki Milli Emlak Müdürlüklerimize yapacaklar. Proje tanıtım töreninde konuşan Bakan Park Demirli ise kiraya verilecek bu arazilerin toplam tarım arazilerinin %5'ine denk geldiğini işaret ederek rakamın tarım sektörü için çok önemli bir büyüklük olduğunu vurguladı. Sayın Bakanım da söylediği gibi 3 milyar 400 milyon metrekare. Bu arazilerin yaklaşık 100 bin hektarı sulu tarım, 200 bin hektarı kuru tarım ve 40 bin hektarında da dikili ve örtü altı tarım yapılıyor. Bu toplam bizim tarım arazilerimizin %5'i demek. Yani az buz bir e, proje değil, toplam Türkiye'deki arazilerin yüzde beşine denk gelen, dokunan, toplamda çiftçilerimizin yaptığı için yüzde beşine e, denk gelen bir iş yapılmış oldu. İnşallah hazineye ait izinsiz kullanılan bu tarım arazileri, sözleşmesiz kullanılan bu tarım, tarım arazileri bundan sonra kayıt altına alınmış olacak. Çiftçi kardeşlerimiz kira bedelini ödeyerek, artık gönül rahatlığıyla tarım arazilerine ekip biçecek. Pakdemirli ayrıca bu düzenlemenin ardından mevzuatın söz konusu üreticileri çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olabilecek hale getirdiğini ifade etti. Bu arazilerin tabi mevcut durumunda halihazırda hazırda çiftçi kayıt sistemine dahil değil. Şimdi çiftçi kayıt sistemine dahil değilseniz Tarım Orman Bakanlığı için yok sayılırsınız. Çünkü çiftçi değilseniz, sistemde kayıtlı değilseniz destek alamazsınız. Sistemde kayıtlı değilseniz ucuz kredi alamazsınız. Sistemde kayıtlı değilseniz tarım sigortalarından, Tarsim'den faydalanamazsınız. Şimdi bütün bunları şartları da çok zorlayarak biliyorsunuz bir destek bütçemiz var. Destek bütçemizde bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz ama Sayın Çevre Bakanımız böyle bir inisiyatif aldığı zaman biz de onu yalnız bırakamayız diye düşündük. Bunda ÇKS'ye kayıtlı olabilecek hale mevzuatsal açıdan da getirdik ve çiftçi kayıt sistemine bu vatandaşlarımız kayıt olacaklar. Hani hep bir hayal vardı ya toprak işleyen su kullanan olacak. Aslında bu projeyle de biraz Hazır. o hayata geçmiş oluyor Sayın Bakan. Ama tabii ki burada çok büyük katkınız var. Sizlerin sayesinde Sayın Çevre Bakanı'nın başlattığı bir inisiyatif bu. Ama biz de kendisinin yanında destek olmayı devletin malını milletiyle paylaşmayı bir ilke olarak edindik. Bu projenin yanında olmamız gerektiğini hissettik. Değerli izleyenler, dün ekranlarınıza getirmiştik. Dünya Gazetesi'nden Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, 3 yıl sonra Amerika'dan Türkiye'ye süt ürünleri ithalatı yapılmaya başlanacaktı. Ali Ekber Yıldırım'ın bu iddialarına Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nden süt ürünleri ithalatının tekrar başlayacağı iddiasına karşı yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada söz konusu haberde 3 yıl aradan sonra Amerika'dan tekrar süt ürünlerinin ithal edeceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, süt ürünleri ithalatının 2016 yılında durmadığı, öteden beri Amerika Birleşik Devletleri'nden süt ürünleri ithalatının devam ettiğine vurgu yapıldı. Açıklamada ayrıca, 2016 yılına kadar ithal edilen süt ve süt ürünleri için düzenlenen veteriner sağlık sertifikasındaki sağlık garantileri yeterli görülmeyerek halk ve hayvan sağlığı yönüyle ilave garantiler içeren bir sertifika modeli üzerinde çalışmalar yapılmış ve ithal edilecek süt ürünleri için ilave garantiler sağlanmıştır dendi. Ayrıca Amerika'dan ithal edilen süt ürünlerindeki gümrük vergilerinin %140 ila %180 oranlarında değiştiği belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıkladı değerli izleyenler detaylar haberimizde. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre tarım üfe Ağustos'ta bir önceki aya göre %1.91 artarak 128.09 değerini aldı. Ağustos tarım üfe geçen yılın aynı ayına göre %15.31 12 aylık ortalamalara göre ise %11.11 .11 yükseldi. Yayınlanan endekste Temmuz ayına göre değişim çok yıllık bitkisel ürünlerde %3.02, tek yıllık bitkisel ürünlerde %0.59, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise %2.74 artış gerçekleşti. Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre %0.35 artarken, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar %11.36 Koyun ve keçi bunların işlenmemiş süt ve yapağları %3.27, çeltik ise %2.48 artış gösterdi. Diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ise %15.01 azalış gösterdi. Değerli izleyenler, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan bir veri açıklaması daha var. Haziran ayına ilişkin hayvansal üretim istatiklerini getiriyoruz ekranlarınıza. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin hayvansal üretim istatik verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Haziran sonu itibariyle büyükbaş hayvan sayısı 17.338.000, milyon 338 bin, toplam küçükbaş hayvan sayısı ise 47.362.000 olarak tespit edildi. Tespit edilen 47.362.000 milyon küçükbaş hayvandan 36 117 bini koyun, 11 185 bini ise keçi olduğu kaydedildi. Yine açıklanan verilere göre et tavuğu sayısı Haziran sonu itibariyle 219 bin adet olurken yumurta tavuğu sayısı ise 121 bin adet oldu. Hindi sayısı 4 bin, ördek sayısı 524 bin, kaz sayısı da 1 milyon bin olarak gerçekleştiği öğrenildi. Türkiye İstatistik Kurumu'yla devam ediyoruz değerli izleyenler. Temmuz ayı kümes hayvancılığıyla süt ve süt ürünleri üretim verileri de açıklandı. Ekranlarınıza getiriyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı kümes hayvancılığıyla süt ve süt ürünleri üretim verilerini açıkladı. Buna göre Temmuz ayında hem tavuk eti hem de süt üretiminde artış yakalandı. Tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %0.3 artarken, bir önceki aya göre ise %10.1 artış göstererek 196.614 ton olarak gerçekleşti. Yumurta üretimi ise bir önceki yılın aynı ayına göre %0.8, bir önceki aya göre ise %4.4 artarak 1.6 milyar tavuk yumurtası üretildiği öğrenildi. Süt üretim verilerine bakıldığında ise genelinde toplanan inek sütü miktarı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %16.5 artarak 863.009 tona ulaşırken, ticari süt işletmeleri tarafından üretilen süt ise 105.600 ton olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde peynir üretimi 64.072 tonla bir önceki yılın aynı ayına göre %19.3 artış gösterirken, yoğurt üretimi ise 118.517 tonla bir önceki yılın aynı ayına göre %6.3 arttı. Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış ve dolu tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı. Etkili yağış nedeniyle onlarca ürün heba oldu. Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış ve dolu tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı. Yağan aşırı yağış ve dolu yüzünden 75 köyde meyve ve sebze bahçelerinde büyük hasar meydana gelirken üreticilerin gözü gibi baktığı ürünler heba oldu. Üreticiler mağdur oldu. Hava çok karardı. Böyle akşam ezanından sonrası gibi simsiyah oldu. Sonra bir iki pat pat çapken e, atmaya başladı. Böyle ceviz gibi. Onunla seyre yedi. Sonra bir ara durdu, sonra bir daha başladı. O zaman gayri yağmuruydu, sapkıneydi. Bir çok yağdı. Ver vardı, kelen vardı. Az çok fasulye vardı. Hiçbir şey kalmadı, hepsi de gitti. Çok hava simsiyah karardı birden. Ee, ve fırtınayla beraber e, sepken yumurtadan büyüktü yani o şekildeydi. Bazı insanların kafası gözü yarıldı onda Acele göttüler. O şekilde oldu yani. Bizim köy sebzeci koyu, pazarcı koyu, her şey vardı, hiçbir şey kalmadı. Domates, salatalık, e, silaz misiri, yoncala yapıştı yere belli, yonca. Hayvan yiyeceği de kalmadı yani şu anda. Değerli izleyenler bu haberimizle tarım bülteninin sonuna geldik. Hafta başında yine aynı saatimizde bu ekranlarda sizlerle buluşmak dileğiyle hoşçakalın.